Türk savunma sanayisinin geliştirdiği Anka ve Bayraktar TB2, İHA ve SİHA güvenlik güçleri tarafından etkin şekilde kullanılıyor. Milli olarak tasarlanan bu araçların yerlilik oranı da geçen süre içerisinde giderek arttı. Araçlarda yer alan ve yurt dışından temin edilen sistem ve alt sistemler birer birer yerlileştirildi. Gelinen noktada yurt dışı bağımlılığı birkaç sisteme kadar indirildi. Ticari olarak temin edilen bu ürünlere yönelik zaman zaman gündeme gelen kısıtlamaların tümüyle ortadan kaldırılması için yürütülen çalışmalarda da önemli mesafe alındı. Yerlilik oranı %93 olan Bayraktar TB2'de kullanılan motor ve kameralardaki yurt dışı bağımlılığını sonlandırmak için TEİ ve ASELSAN çalışmalarını sürdürüyor. Sınıfında en yüksek performans değerine sahip PD-170 motorunu geliştiren TEİ, Anka ve Bayraktar'da kullanılmak üzere TUSAŞ ve Baykar'a teslimatlar yaptı. Anka'ya entegre edilen PD-170, şirketin elinde bulunan, daha önce temin edilen motorların tümüyle kullanılması ve halen Ankaların üzerindeki motorların ömrünü tamamlamaya başlamasıyla envantere girecek. İHA ve SİHA'larda görev yapacak KES kameralarını ise ASELSAN çalışıyor. Kameranın yakın zamanda seri üretiminin başlaması planlanıyor. ASELSAN'ın bir üst model için çalışmaları da hızlandırıldı. Kameralar, ASELSAN bünyesinde mikroelektronik güdüm ve elektrooptik sektör başkanlığında geliştiriliyor. Yakın zamanda sektör başkanlığında da görev değişikliği gerçekleştirildi. Daha önce savunma sistem teknolojileri sektör başkanı olarak silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik görev yapan Mustafa Kaval, mikroelektronik, güdüm ve elektrooptik sektör başkanı olarak görevlendirildi. Bu görev değişikliği sonrasında kamera sistemleri konusundaki çalışmaların daha da ivmelenmesi bekleniyor. Anka, faydalı yük kapasitesiyle yerli kamera ve motor entegrasyonu sürecini çok daha kolay tamamlayacak. Bayraktar TB2'de ise yerli kamera ve motor için daha farklı bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Bu nedenle Bayraktar TB2 platformunda bir dizi yapısal değişiklik yapmaya hazırlanan Baykar, daha fazla faydalı yük taşıma kapasitesine ve performansa sahip Bayraktar TB3'ü geliştirecek. Baykar'ın Bayraktar TB3 platformunu duyurmasının ardından yerli kamera ve motor çalışmaları ve İHA'lara entegrasyon sürecinin daha da hızlanması bekleniyor. Türk savunma sanayisinin öncelikle gündem maddelerini oluşturan bu çalışmaların tamamlanmasıyla Anka ve Bayraktar TB3'ün yakın zamanda yerli motor ve kameralarla görev yapması hedefleniyor.